Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Bugün çok fazla sorulan bir sorunun yanıtını arayacağız aslında bir yerde. İlk sürüngen olarak ne seçmeliyim sorusu. ve bunda da genelde hep karşılaşılan cevap bakımı çok kolay olan türlerin önerisiyle başlıyor. Ama aslında durum öyle de değil. Hani biz birçoğundan bahsedelim genel özellikleriyle. Şartları yerine getirebilecek herkes istediği seçimi yapsın. Çünkü canlı önemli bir konu seçimi. Ya bir de kanınız şimdi hangi canlıya kaynıyorsa yani hani... Kimisi ağaç türü sever, kimisi yer türü sever. Ama bu soru yok, hep şey var hani. Bunun bakımı kolay. Sadece tek kriterle yaklaşıyorlar. Ya, bunun hangisinin bakımı kolaydır diye. Ama aslında öyle değil. Yani bu kalemun da bakımı kolay olabilir yeri geldiğinde. Ve atıyorum hani yem veremiyorsanız, ailenizden dolayı canlı yem veremiyorsanız işte ot yiyen türler var. Onlardan da bahsedeceğiz zaten. Veya toz mamalarla alternatif yem üretilen seçenekler var. Aynen olanlar da var. Aynen. Bunlardan bahsedeceğiz işte kısaca. Yani uzunca olacak muhtemelen ama. Yani çünkü sektörde değil hani bu hobiyle ilgilenenlerde klasik tek cevap geliyor. Gecko. Leopar, iki, gecko yani ya leopar ya kırsız gecko. Bu ikisinin cevabı geliyor. Yani. Ama aslında birçok türün bakım şartları yerine getirildikten sonra, maddi yükümlülüğü yerine getirildikten sonra aslında seçilebilir. Seçilebilir çok rahatlıkla. Hatta biraz onlara belki onlar kızacaktır bu konuda. Hani leopar dememiz üzere ama hani bu olay gerçekten böyle. Ben mesela ilk bu kalemini başladım. Sen de aynı şekilde ilk bu kalemini başladım. Bu değnek gibi elinde bulundum. Şöyle hatta bugünkü bölüm şey olmayacak hani tek tek bölüm hayvanları tanıttığımız bir bölüm olmayacak. Sadece şey seçim anlamında nelere dikkat etmeniz gereken temel özelliklerin farklılıklarından bahsedeceğiz. İstersen önce hani genel anlamda sürüngenler ve hatta amfibi de dahil edecek şekilde hani ana başlıklarını söyleyelim. Yani yılanlar var mesela. Aha. Agama türleri var. Biz oraya da yazdık zaten gerçi. Gecko türleri var. Ben tik koyayım sen söyledikçe. Aynen. Gecko, agama, yılan türleri olabilir. Ondan sonra... Yine skinkler var. Skink biraz daha farklı türler. Nadir bulunanlardan. Kurbağa türleri, amfibi türleri var daha doğrusu. Kurbağa, semender yani. Kaplumbağa türleri var. Ondan sonra ne kaldı? Bukalemunlar var. En çok karıştırılan bukalemun ve iguana var. Evet, iguanalar var hep. Iguana nedense iguana yani. Besleyenlere bukalemun besleyenlere iguana çok iguana, söyleniyor. Aynen öyle söyleniyor. Bir de monitör türleri var bir de. Evet. Ya biz böyle 9 ana başlık yaptık. Belki bu kendi içinde ayrıştırılabilir, arttırılabilir ama en çok yaygın türler üzerinden yaygın gittik. Yine bunlar aynen. İstersen yılanla başlamışken direkt yılanlarla gidelim önce alt seçenekleriyle. Yani yılan seçecekseniz zaten hani başlangıç için korn önerilebilir, milk önerilebilir, süt yılanı ve mısır yılanı gibi türler. Hem bunlar boyut olarak da fazla büyümüyor. Bir de yine king de var, king kral piton var, kral et piton diye geçiyor. Hani bu üç tür mesela başlangıç olarak seçilebilir. Bunlar genelde yem de reddetmiyorlar. Agresyonu hani verdiğiniz yemi, çok agresyonu aynen değil, çok fazla zaten ısırsa da hani boyutları çok büyük olmadığı için hani çok fazla bir hasar açmıyor. Yine bakım şartları biraz daha kolay diğerlerine göre. Çok fazla ekstra ısı istemiyorlar. Ve yani özellikle şey pisleme olayı çok az. Hani dışkılama yani olayı yani çok az. Canlı küçük olduğu için dışkısı da ona göre sadece eldivenle haftada bir ve 10 günde bir alıp yani dışkıyı bir kere yem veriyorsunuz. Suyunu, taze suyunu sürekli kabında bulunduruyorsunuz. Alt peçetesini değiştiriyorsunuz. Bu kadar olay yani. Hele hele kornlarda özellikle yerli üretimler de başladı şimdi. Evet hatta korn demişken alalım buradan kornumuzu bizim ya. Bunları yine size daha kolay o da yerli üretim bir korn. Evet, yerli üretim bir korn. Şu an zaten dereye girdi biraz da bu. Yine bu taşıma kabı, onu da söyleyelim. Mesela kornların hani handling'ini görmüş olurlar hem aynı zamanda. Hani milk de bu şekilde biraz hareketli olurlar biraz ama hani insana saldırı özellikle çok fazla yok. O kadar mesela yeme çok atak yapıyor. Ki bir de şey yani şu an deride ve gergin olması gerekmesine rağmen. Yani oldukça sakinler yani. Gözü yani beyazlaşmış. Bir de bayağı zaten büyüdü bu ya. Zaten maklaştığınız bir önceki programdan bu yana bir hayli yol kat etti. Evet evet. Sen de bir hayli yol kat ettin yani. Ama yok benim bu yılanla aram çok iyi ya. Sen bolla biraz. Yok o şey benim Bumblebee ile sıkıntı Bumblebee vardı. Bumblebee yemedi bu arada başladı yemeye. Ha iyi aynen. Şükür. Belki de kış uykusundaydı o yeni kalktı. Kış uykusunda zaten 4 ay 5 ay falan fuardan bile neredeyse yem yemedi yani. Bumblebee çünkü fuardan ve geldikten sonra belli bir süre bendeydi biliyorsun ve bana o zaman hiç agresyon göstermedi. Biz onu sürekli dışarı çıkarttık ettik sıkıntı yoktu. O çekim günü bir sıkıntı vardı onda. Yok ara ara yapıyor atak ama yani şu an iyi. Gerçi o ataklarda belki de tehdit amaçlıydı. Hiçbir zaman saldırı yapmadı aslında. Yapmadı tabii yani. Bir de şu an kış uykusuna uyandı. Biraz daha böyle agresif hani geziniyor etrafta falan. Hı-hı. Ama yeme de karşı agresif. O yüzden ben seviyorum yani şu ama an iyi oldu. Öbürü ufak olan daha çok besleniyor değil mi? Hangisi? Yani, aynen o sürekli lan yiyor ya. O çöplük gibi. Hani zaten Bumblebee'ye çözdürüyorum yemi. Bumblebee yemediği için direkt alttakini atıyorum. Hemen anında gidiyor yani yem. Bu arada dondurulmuş yem veriyoruz biz yılanlara. Hani korn da olsun işte bol olsun. Hepsine dondurulmuş yem tavsiye ediyorum ben yani. Yine yılanlar konusunda bol piton da olabilir ama bol piton da hem boyutlar biraz daha büyüyor. Hem de bazen yememe durumları, yem kabul etmeme durumları oluyor. Tabii çoğunda kabul ediyor yine boldur ama etmeme durumları da olabiliyor. Bunun dışında karın altında çok belli deride oldu. Evet.
Daha pembemsi şu an orası. Bunun dışında bir de işte daha özel türler de var. Green Tripton. Senin i̇şte, hayalin. Aynen o alacağız bakalım inşallah ya. Boğa var, retik var. Rakkayıptonları var. Zehirli yılanlar var, çıngıraklıdan falan. Ama tabii, onlar tabii. Hobide pek ama yani Türkiye'de... Hobide en yaygın türler zaten ball pitonlar, aynen. Corn snake'ler, milk snake'ler, king snake'ler. Zaten bu dörtlü kafayı aynen. oluşturuyor. Yani onlarla başlangıç türü için onları daha çok öneririz yani. Hani. Ve bunlarda da bu saydığımız türlerin hepsinde mesela özel türler harici mesela green tree piton gibi onlar. Bunlarda UV ihtiyaçları yok, da yok. Ihtiyaç bakımları yok yani. Da çok aynen, kolay. Bakımları kolay. Aslında hani başlangıç türü için belki de hepsinden daha kolay. Ayda iki kere yem veriyorsun, tabii, ilk kere altını temizliyorsun, yılan o kadar. Daha kolay yani. Sadece insanlar biraz korkuyor başlangıçta. O yüzden belki pek bunlara yaklaşım göstermiyorlar yani başlangıç türü olarak. Ama yani leopar gecko'dan çok daha sorunsuz büyütebilirsiniz bunu. Şaşırdım şu an. Aynen. Yılanları geçtik artık tamam. Herhalde o zaman. Yine bakım konusunu bunu anlatmıştık zaten. Ball pitonunu anlatmıştık. Oradan da izlenebilir yine. Şöyle gekolarda hepsini göstermeye kalkarsak canımız çıkar. Çok gene fazla en yaygın iki türden bahsedelim. Aynen. Bunlardan şurada. Mesela bu da kanun üretimi olan çok güzel bir dişi. Evet bu kristatımız. Şu leopardımız. Gel bakalım kızım. Bu da yine benim yavrulardan bunlardı. Sen koy şöyle yan yana sende. Duruyordu. Durursa. Yani zaten handling açısından kristallarda da çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Leopardlar da gayet sakin canlılar. Hani çoğu yine canlının türüne göre, hani canlının huyuna göre değişebiliyor bunlar. Ruh haline göre değişebiliyor. Karakterine göre veya değişebiliyor. Gördüğünüz gibi bunlar mesela Okan'ın da burada doğdu bu. Bu da benim sürekli elimde büyüdü bu yavru. Hani hiçbir şey yok hani kaçayım, gideyim. Resmen kuzu gibi sevdiriyor kendini. Bu da benim yavrularımdan zaten yine. Kendimi ayırdım. Tek bir tane ayırdım. O yavru bu da. Çok güzel. Yani dediğim gibi bunlar da şimdi mesela hani birisi ağaç türü. Birisi yer türü. Yine bunların dışında daha bir sürü gecko var. İşte Lecianuslar var, D-gecko var. Şimdi Kaan bir de hani hobide gerçekten de pazarda en çok yere sahip olan iki tür. Biri leopard, biri kırsıt. Hatta aynen. Onları takip eden gargoyle sanırım. Aynen gargoyle var mesela ağaç türü yine olan. Hı-hı. Ondan sonra şey var leopardın İstersen elimizi alalım. Arkadaşı fettailler var. Hı-hı. Hani biraz daha benzer diyelim yani. O biraz daha nem istiyor. Farklı tabii ihtiyaçları. Bunların mesela, bakım konusunda ikisini de anlattık yani. Fettail'i anlattık, kırsıtı anlattık, leopardı anlattık. Zaten şu an tek genel detaylı bakımdan ziyade... Karar vermeniz açısından bir kaynak oluşacak bu yani sadece video. Öncelikle şunu önemseyin. Evet tartışılmaz bir gerçek. Piyasada ne kadar çok o canlıdan varsa onun hakkında bilgi paylaşımı o kadar fazladır. Evet. Ve bilgiye ulaşmanız o kadar kolay olacağı için tabii ki gecko türleri içerisinde biz genelde de öneri anlamında leopard veya kırsıt öneriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Özel türlerle başlamak çok keyifli ki ben bu kalemunla başladım ve hiç zorluk çekmedim. Evet, aynen. O yüzden ben biz gene bu ikisini öneriyoruz. Ancak diğerlerini de bir sayalım. D-gecko var. D-gecko'lar biraz daha zor zaten. Banana gecko var. Onlar biraz vahşi oluyor mesela. Tokaylar var yine vahşi. Vahşi dersen aslında tokay. Ya tokay daha vahşi ama yine banana gecko'lar da genelde vahşi. Onun dışında Lecianuslar var. Bir hayli büyük. Fun-footed'lar var. Onlar da bayağı vahşi. Benim en çok sevdiğim ama bulamadığımız leaf-tail'ler var. Bu yaprak kuyruklu olanlar. Şu an bulamıyorum. İnşallah buluruz ileride ya. İşte birçok aslında bu frog-eye gibi. Hani uçan gecko'lar var mesela. Flying gecko. Onlar genelde doğadan yakalama zaten giriliyor. Maalesef biz ki. O işe pek kalkışmadığımız onlar da vahşi. Şöyle bir şey. O yüzden hani gecko hani türlerinde üretimi de... yaygın olan... Hele hele yerli üretim olan tür bulursanız en garantisi o. Evet. Şeyden de örnek verelim. Hani yabancı ülkeden bir şekilde ithal şekilde buraya gelen canlıların yaşama olasılığıyla yerli üretim bir canlının yaşama olasılığı arasında birkaç kat fark var. Yani yerli olan çok daha dayanıklı oluyor. Çok daha ortama bağlı oluyor. Ya mesela öyle. Bunun en güzel örneğini ben Balrog'da verebilirim. Evet. Balrog burada Türkiye'de doğdu. Ve daha bir kere bile bir rahatsızlığına çok şükür şahit olmadım. Ya, tabii ya bir de getirenle ilgili de bu ithalat yapanla ilgili. Hani gidip buraya direktmen karantina altına alınmadan satılıyorsa bir canlı zaten o canlı sıkıntı çıkartacaktır. İşi kurallarına göre ithalatçılar da vardır. Tabii doğru ithalatçılar da var. İthalat da lazım sonuçta bu üretim yoksa biz hani sadece leopar gecko ve kristal devam ederdik yani hani ithalat olmasa. Bir şekilde bunlar da ithalat da geldi zaten. Tabii, İlk girişleri böyle ama dediğim gibi yerli üretim hep avantaj. Evet. Geçelim mi üçüncü başlığa? Tamam şimdi bunlardan bahsedelim kısaca hani bir hani mesela bu biraz daha kolay diyoruz aslında bakım ama mesela yem yemediği zaman bu daha riskli bir hayvan. Hani kuyruktan belli bir süre idare ediyor ama inatçılığı konusunda çok sıkıntı yaratabiliyor bunlar. Ama kristal da öyle değil. Mesela kristal da burnuna en fazla mamayı buraya koyuyoruz.
Yalana yalana yiyor mecburen. Yalana yalana mecburen yediriyorsun bir şekilde. Ve mesela yine canlı yem hani canlı yem istemeyenler oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu canlıların birçoğu böcekle besleniyor. Ve ben evimde böcek bulunsun, çekirge bulunsun, hamam böceği bulunsun veya un kurdu, moruya kurdu bulunsun istemiyorum diyen çok kişi var. Evet. Veya çocuk istiyor veya işte beslemek isteyen arkadaş istiyor ama ailelerini ikna edemiyorlar. Bu durumda da çözümler var. Biz daha önce programlarımızda da bunu anlattık. Evet, o da hareketlendi. Şöyle içinde böcek bileşeni olan, yani böcek tozu katılmış yabancı mamalar ürünler var. Mamalar var ve Türkiye'de de bunun çözümünü sağ olsun bize Antalya çekirge sağladı. Antalya çekirge var. Başka arkadaşlar da yine yapabiliyor. Yani toz olarak bir böceği böcekleri alıp toz haline mamanın getirip, içine kullanıp. Mamanın içine serpiştirip zaten kalsiyum gibi belli katkı malzemeleri katıyoruz. Aynen. Bunun gibi. Böceği de katabilirsiniz bunun içine. Evet, ama sadece yavruyken biraz daha böcek ağırlıklı beslenmesi gerekiyor, yani onu da söyleyelim burada. Ya ben şöyle söyleyeyim. Yine de arada bir böcek bulundurup mesela atıyorum Antalya çekirgeden 10 tane böcek alıp hani ayda bir kere mesela verip hani evde bulunmamasını yani sağlayabilirsiniz. Her şeyden önce içgüdüsel olarak zaten bu hayvanların hani onu avlama ihtiyacı da var. Tabii var kesinlikle. Ya ben kandan aldığım bütün yavruların hepsini şeyle büyüttüm. Tamamını hep canlı yemle büyüttüm ve evet, çok hızlı ve sağlıklı gelişimleri oldu. Evet. Gekoları geçelim zaten. Biraz tamam. Uzun olacak çünkü benim. Yoksa... Sadece basitçe söyleyelim. Bunları seçerken de hani işte seçtiğiniz türün gereksinimlerine göre, atıyorum bazılarında ısıtıcı pet ihtiyaçları var. Bazılarında işte dikine terarium ihtiyaçları var gibi. Hani türe özel. Aynen. Ki biz bunları tek tek video... UVB ihtiyacı var mesela. Tek tek videolarda anlattık. Bir tane kural var. İhtiyaçlarını yerine getirmeden hiçbir canlıyı sahiplenmeyin. Kesinlikle. Önce seti kurun. Her şeyiniz hazır yemi olsun. Yemi de hazır olsun. Yani yemi, kalsiyumu, vitamini Işığı, hazır vitamini, olsun. Işığı, vitamini, yaşadığı ortamı, her şey hazır olduktan sonra canlıyalım. Evet, canlı bulmak en kolay yani. Yine taşıma kaplarımıza koyalım bizim. Onu arkada yerine de koyabiliriz ya. Ya kalsın bunda şimdi ya. Çıkartmayacaksak eğer. Ondan sonra başlık ne var bizde? Bu kalemunlar mı? Agamalara geçelim. Agamalar. Agamalarda çıkartalım bizim ejderimizi. Bizim bir daha önce çektiğimiz büyük bir ejderli bir video da var. Bu evet, da bakımını anlatmıştık zaten. Hani orada detaylı bakımını anlattık. Bu da yavru bir sakallı ejder. Yani bu da erkek olacak inşallah bizim şeye, dişiye, Elektra'ya. Elektra'ya. Elektra'ya erkek olacak. Güzel bir erkek ama bakalım biraz daha küçük şu an. Küçüğüz. Şeyler çok eğlenceli. Hatta yurt dışında çok fazla komik videosunu izleyebilirsiniz. Evet. Resmen evde kedi köpek gibi takılan hayvanlar var. Havuzda yüzenlerden tut da kostüm giydirip parti ortamına giren sakallı ejderler var. Aynen. Havuzda falan koyuyor herhalde. Aynen öyle. Rahat rahat takılıyor. Çok obur. Yem reddetmiyor kolay kolay. UVB istiyor. UVB istiyor. Sıcak istiyor bu özellikle yani. Ve büyük bir alan istiyor. Yatay bir geniş bir alan istiyor. Ki genelde agamalar aynı şekilde böyle. Hani bir uromastik diyebiliriz. Uromastik mesela o da şey yiyor. Ot yiyor. İguana gibi otçul. Hani yine onda da eğer şey istiyorsanız agama beslemek isteyip de hani otçul bir şey istiyorsanız yine uromastik. Benim hayalim ya şu an burada yok yanımızda ama Furret Dragonlar çok güzel. Fred, aynen Furret Lizardlar güzel ya. Dragon diye geçiyor. Hani burada burasını Çanakkale'den gibi böyle açıp ürkütücü gözüken ama aslında kedi gibi olan. Onlardan da göstereceğiz ya merak etme sen. Var mı planında? Var. Göstereceğim onlara. Sana söylemedim daha da göstereceğiz. İnşallah. İşte bu arkadaşlar hem otçul hem etçil besleniyorlar. Yine bunlarda hani sadece otçul beslerim derseniz olmaz yine bunlara. Hani kurutulmuş yemle de bu canlı hareket etmesi lazım. Yemin yani. Başka türlü yemez. Şurada bir tane. Baksana aç zaten. Şu bayağı bugün şey atlıyor. Yemin kapağını bugün atlıyor. Yeşil renk ya muhtemelen o yüzden. Yeşillik diye atlamıştır ona muhtemelen. Koy bakalım. Gel. Şu plastik çayla da tutabilirsin. Elinden ürküyor olabilir belki. Yok, ürkme. Baksana takip edin. İşte böyle çok komik videolar çekebilirsiniz böyle. Hadi. Bu bir kere değildi. Elektra'ya yazıklar olsun şimdi. Ama gerçi Elektra'ya da bayağı büyük. Elektra'daydı ya. Elektra yedi de Street Fighter yaptı ya resmen. Bunun kadar da o böcek. Evet o böcek biraz büyüktü. Şeydi Madagaskar tıslayan devdi. Başka var mı diye. Şey var. Şu ben oraya yeşil şey koydum. Morio yiyemez mi? Ya Morio vermedim ya. Bu çok küçük bir hayvan. Morio ve un kurdu vermiyoruz bunlara. Un kurdu zaten dışkılamada sorun oluyor. Aynen. Gerek yok yani. Morio'yu da pek fazla vermiyorum. Hamam böceği ağırlıklı beslemeniz gerekiyor. Yani bir sakallı ejder alacaksınız eğer. Hani masrafı da ona göre düşünmeniz gerekiyor. Biraz hani cep yakabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Ona da katılmıyorum. Eğer ki hamam böceğini kendi üretirse hiç sorun yok. Tabii yani. Mesela kimi insanlar da şey yapıyor. Mesela bir forumda bir arkadaşımız vardı. Reptil.com'da. Hani almadan önce yerini hazırladı, işte teraryumunu hazırladı, her şeyini hazırladı ve yemleri aldı. Yemleri üretmeye başladı. Ve hala şu an canlı yok adamda.
Şşt sen bilemeyeceksin lan. Niye? Ya bunların biraz hani şey bana geliyor bunlar. Daha sosyal. İnsana yer. En yakın canlı bu geliyor yani sürüngenlerde. Hani diyorsunuz ya sürüngenlerin hissi yok filan. Bu en yakınlardan bir tanesi bence. Kesinlikle çok bayağı güzel ya. Diyaloglar oluyor. Çocuklarla falan da çok güzel diyaloglar oluşuyor. Evet. Sonra ne kaldı şimdi? Agamalardan bahsetmediğimiz ne kaldı yazdığımız oraya? Hmm. İşte Freelit'ten bahsetmedik. Freelit'ler de UVB istiyor yine. Euromastix de istiyor. Bu da istiyor. Agamaların genel türleri gündüzcü yani, olduğu kıyama için. Kıyama maç ver. Ben Dubia bulacağım başka. Yok ben başka Dubia bulacağım. Versen Dubia var. İçeride üretimden alırız. Gel bakalım. Getiririm oraya. Ben kurbağadan önce. Aslında bugün tartara yedi o bol bol ya. Kalsiyum falan. Eritti mi acaba? Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere bu hayvanların tek handikapı diyeyim çok iştahlılar. Yani evet. Birazcık yem maliyetiniz yüksek olacaktır. Ama lobster gibi mesela hızlı yürüyen hamam böcekleri üretirsek onlar duvara tırmanıyor. Onların kaçma riski var. Evi basma riski var. Ama yine de onları üretirseniz hani daha sağlıklı bakabilirsiniz yani canlıya. Pek masrafı da olmaz o zaman. Sadece gene detay bilgi olarak söyleyelim. Maliyeti ucuz olan, piyasada en çok olan un kurtları bu hayvanlara yaramıyor. Kesinlikle yaramıyor. Un kurdu. Hatta moruyu bile çok az kullanmanız gerekiyor yani. Mümkünse kullanmayın hiç. Ya şey burada kalsın böyle ya. Cırcır verilebilir. Çekirge verilebilir. Çeşitli alternatifler var. Yani onlara da anlattık yine. Şurada bir link çıkar muhtemelen. Ben onu koyarım. Şöyle bunu şu an bırakmayalım. Belki Balrog buna. Balrog'u da alacağız ha, ya şimdi. Bu kale bunlara geçeceğiz. O yüzden. Gel bakalım sen o zaman. Doydun mu? Doydun mu? Ama onu bende bırakabilirsin birkaç gün. Yok, sorun yok. Olmaz ya. Kalsın. Sağ ol. Şu an anlattığımız türlerin çoğunu üstün körü geçiyoruz. Sadece ilk seçimde hani aklınızda olması için anlatıyoruz. İlginizi çeken tür olursa tek tek videolardan inceleyip bunların detaylı bakım videoları birçoğunun var. Hani şu an anlatacaklarımızdan herhalde bir kurbağanınki yok. Diğerlerini aynen, hepsini çektik. Yok galiba aynen çektik hepsini. Onları koyarız. İşte agamalardan da henüz daha anlatmadıklarımızdan Euromastik yok, Freelit yok ama hani evet, gün geçtikçe onların hepsi eklenecek. Hepsini tamamlar bir şekilde yani. Elimizden geldiğince çalışıyoruz arkadaşlar. Ya sizler de desteklerinizi hani esirgemeyin bizden, paylaşın bizi. Daha çok kişiye hitap edelim. Çünkü daha çok kişiye hitap ettikçe bu canlıların hani beslenmesi daha çok artacak. İnsanlar daha çok bilinçlenecek. Hani doğadan bir Akdeniz bu kadar mı bulduğunu ne yapacağını mesela... Bilmiyor çoğu insan. Hani bilmiyor, çoğu olup evde beslemeye çalışıyorlar ve bu da olmuyor yani. Yani çok belki biraz daha yani bilinçlenme olacak. İki aylığına misafir edenlerde bile %99 ölüm var yani. Ölüm var. Çok nadir hayatta kalınıyor. Aynen. Şöyle bu kalemunlarda en yaygın Yemen zaten hobide hani bahsedelim yani. En yaygın Yemen'den var. Böyle birazcık bakımı da biraz daha kolay. Antika gözüken, daha yeşil böyle boynuzlu evet. Gibi gözüken, tepesinde bir hörgüç gibi bir şey olan. Hani yani onun da bakımını çekmedik daha. Daha iri bir hayvan. Ama benim hani ilk günden beri en çok ilgimi çeken tür panter bu kalemunluydu. Panter renkleri açısından daha iyi. Ama yani Yemen'de boyutları açısından ve hani tepesindeki yeri açısından çok daha İlgi çekici. Ya benim mutlaka... ilk bu kalemunum Jäger vardı bu arada. Onu da biliyordur birçok insan şu an. Ya belki de benim de ilk sürüngenim panter olduğu için bu kadar çok pantere düşkünlük evet var. Bu daha yeni deriden çıktı. Hatta gözünün kenarında birazcık deri parçaları falan kalmış durumda. Dün attı tamamen artık. Bugün son kalan evet. Ufak parçalar var üstünde. Bu Kaan'ın ürettiği bir yavru. Şu evet. An 1,5 yaşında. Panterler işte genelde böyle hareketli, sürekli hareket halindeler. Ve herhangi bir agresyonları yok. Handling'e müsaitler. Aynen. Sadece diğer canlılar gibi çok rahat başlanabilir ki ben hobiye bu kalemunla başladım. Evet. Sadece gereksinimleri yerine aynen. Getirmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Burada şu an göremiyorsunuz muhtemelen ancak yüksekliği ortalama 1 metre civarında bir teraryum gerekiyor. Yükseklik çok önemli. Evet. Bunlarda çok çok olmazsa olmazlardan bir tanesi nem oranını yükseltmek için gerekli önlemleri almanız gerekiyor. Aynen. Panterde mesela yağmurlama sistemi, damlama sistemi veya bir hani ya da birebir el gücüyle günde 10 sefere yakın nemlenme yapmak tabii, gerekiyor. Bir olmazsa olmazı sadece ve sadece canlı yemle besleniyorlar. Evet, hani hareket etmeyen böcek olduğu zaman yanından aç olsa bile geçip gidiyor, yemiyor. Aynen, mesela bunlara başlayacaksınız. Yine panter bukalemun belki bir üst seviye olabilir. Hı-hı. Yemen bukalemunlara başlanabilir. Hani eğer yağmurlama sistemi veya sulamayı çözemeyeceksiniz. Bir şekilde evde değilsiniz. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Artı 1000 lira ya. Bütün fark ya, o. 1000 lira yani. Artı yani, 1000 liraya bakıyor. Artı 1000 lira aynen. Kesinlikle öyle ve renkleri çok daha güzel oluyor Yemen'e göre. Ama dediğim gibi Yemen'de ayrı bir şey ya. Bir de Yemen'in üreticiler de var şu an. Antalya'da şu an üretici Antalya Çimenis var galiba. Bakalım evet, bilmiyorum üretirse inşallah. Bu sezonu bilmiyoruz durumu. İnşallah üretir o da. Güzel yavrular çıkar piyasaya. Mesela pigme bukalemunlar var onun dışında. Parsons'lar var. Parsons'lar var. Ondan da alacağım bir gün inşallah. Onu da biliyorsun çekeceğiz bir gün ya. Parsons'ı biz nasıl bakacağız bilmiyorum. Ya, onların yani şöyle şurayı komple ona ayıracağız.
Öyle bir şey olmamız lazım yani. Başka türlü yok. Zaten onlarda klima sistemi kurmamız gerekiyor. Yani iklimlendirme sistemi kurmamız gerekiyor. Çünkü kış uykusu yapması gerekiyor. Kış uykusu yapılıyor onlarda. Onlar biraz daha özel, biraz daha güzel türler. Bir ve de şöyle söyleyeyim. Hani ben neticede bu bir seçim videosu. Hani neyi seçeceğiz derken. Ben şeyi fark ettim. Bizim videolarımız içinde en az izlenen videolar sağlık sorunlarını içeren videolar. Evet, sağlık sorunlarını izlemeler. Ve bence en önemli videolar onlar. Çünkü ben süngenime bir şey olduğu zaman çok çözümsüz, çok cevapsız kaldığım anlar oldu. Hani bu bir fırsat aslında ama anlamadığım şekilde sağlık sorunlarıyla ilgili olan az videolar yani, en az aslında, izleniyor. Yani hani bunu yapan çok fazla insan da yok yani. Ama az izleniyor. Bakalım belki zamanla daha çok ilgi görecektir ya, öyle diyelim artık yani. Tamam, genel anlamda şöyle özetleyelim. Belli bukalemun türlerinde işte Parsons gibi en zor aşamadan tutun da Yemen gibi en basit aşamaya kadar bukalemun türlerinin hepsi aslında bakılabilir. Tek önemli şey burada paranıza geçer sözünün şeklinde. Yaşam ortamındaki maddi gereksinimleri yerine getirdiğiniz anda, yani nedir bunlar? UVB'si, işte halojen ısı lambası, yağmurlama sistemi, büyük teraryumu ve canlı yeme gerek. Bunları yerine getirdikten sonra bunun veya leopard gekonun veya krisit gekonun veya yılanın birbirinden aslında çok bir farkı kalmıyor. Yani. Sadece düzenli olarak gündüz bir kere yem vereceksiniz. Ayda bir de altını temizleyeceksiniz. Yani bütün başka bütün şey hikaye yani. Bu. Aynen. Sürüngen obisi bok temizlemek oluyor bu arada. Aynen öyle. Daha detaylı bilgi isterseniz zaten panter bukalemunun bakımıyla ilgili ayrı bir videomuz var. Oradan tüm detayları öğrenirsiniz. Yakın zamanda Yemen bukaleminki de gelecek. Aynen, yeminle çekeriz. Hatta yavrular da gelecek bakalım. Yavru arkadaşından alacağım. O getirecek bakalım bize. İşte o zaman Berkay. Şey görürsünüz. Bu arada yine basitçe alacaklar için bir hayal kırıklığı olmasın diye söyleyeyim. Bu mesela bir Ray-Ban gözlük reklamındaki gibi bukalemunların böyle envai çeşit renge saniyeler içinde geçmesi gibi bir yalan durum yok arkadaşlar. Evet, onu da çekeceğiz yani inşallah. Yani bu bukalemunlar şöyle söyleyeyim. Ortamın renklerinden ziyade ruh hallerine göre hareket ediyorlar. Ve şu an oldukça keyfi yerinde. Kırmızıların ağırlığını her zaman bu kadar çıkartmıyor. Herhangi bir gerginliği yok şu an. Bu da bunu mu ısırmıyor? Tegeko da ısırmıyor. Bizim Jaguar olsaydı ısırırdı şu an ama. Gerçi o da yine agresiflik yapıyor ama ısırmaya yönelik değil daha çok ya. Ya bir de karakteri öyle o hayvanın. Evet. Atarlı. Aynen. Mesela bir de pigme bukalemun da hani ben ondan da besledim daha önceden. Ama onlar da biraz işte doğadan yakalama falan oluyor genelde. O da biraz sıkıntılı yani, olabiliyor yani. Türkiye'den gelmese de başka ülkeden doğadan yakalama geliyor bunlar. Temin etmek sıkıntı bir de. Ve yani biraz daha zorlar onlar. Meyve sineği üretmek gerekiyor. Yine onun da videosunu çekeceğiz bu arada meyve sineğinin. Hani meyve sineği bir de satışı alışı çok zor. Hani bir şekilde kültürü elde üretmen tutmak lazım. Yani. Evet. Sürekli üretmen gerekiyor. Sürekli şey yapman gerekiyor. Bir de kirpikli bukalemun var değil mi? Evet. Tövbe tövbe. Onu bizi takip edenler baştan beri biliyordur herhalde. Diğerleri bilmeyecek muhtemelen ama. Böyle bir yalan haber diye bir şey yok ki. Kirpikli bukalemunu hatırlayanlar yoruma yazabilir. Krisit Gekko'ya, 40 yıllık Krisit Gekko'ya kirpikli bukalemun diyen arkadaşlar da var. Neyse. Oluyor yani. Neyse. Amfibilere geçelim. Tamam, amfibilere geçelim. Şimdi amfibilerden yanımızda bir tek kurbağa var şu an. Evet, kurbağamız var bir tek. Çünkü şu an semenderi getirmemiz çok daha zor idi. Semenderimiz var mı? Semender besleyen arkadaşlarımız da alabilirdik ancak. Ya, onları... Semender bakımından ayrıca hani ben beslemiyorum şu an. Hı-hı. Sen de beslemiyorsun ama besleyen arkadaşlardan bakalım ilerleyen zamanlarda. Ya tabii onlardan birini misafir edersek evet, misafir kendisi türünün detaylarını da anlatır. Berkay gelecek yine inşallah. Benim yavruları da getir artık. Berkay getir. Yemenleri. Torunlarımı. Ya, bu acayip şirin bir hayvan ya. White Tree Frog diye geçiyor. Biraz büyük bir ağaç kurbağası. Baksana çok hanım çıktı böyle. Ellerini topladı oturuyor. Evet. Şimdi bakalım tam bilmiyorum cinsiyeti ama göreceğiz bakalım ya. Bu biraz daha aktif aslında. Kırmızı gözlü ağaç kurbanısını da getirebilirdim bunu ama biraz daha aktif olduğu ya, için bunu getireyim dedim ya. Ya uğraştık ama kırmızı gözlü zıplamaya başladım. Buradan zıplayıp Semih'in kafasına... Biz fotoğraf çekimi yapacaktık onunla. Sen atla nasıl bir tipsin demek ki. Şey hatırlasana banyoda bir kaçtı. Aynadan öbür duvara falan atlıyor. Aynen. Çok zordu. O çok güzel durdu. Şu an hemen de yemleyelim. Bu arada elle biliyorum aslında ama... Hani şöyle cımbızı göstermek için. Bir dolarlık bir cımbızı göstermek için. Yani arkadaşlar bu plastik bir cımbız. Özellikle leopard gecko gibi, bukalemun gibi hani birden atlayan bir canlıya aynen. zarar vermemesi için. Mesela bukalemunun dili yapışabiliyor metale veya leopard ısırıp ağzına zarar verebiliyor. Bu yemeyecek. Hareket galiba. Etmediği için yemiyor bence şu an. Evet. Yere bıraksan diyecektim ben de. Bütün sıkıntı o. Parmakla birlikte. Dur. Out of şey yapacaksın buradan şimdi. Dur hop yedi vallahi. Yedin ama ağzında. Kamerayı görmedi. Evet. Gel bakalım. Kulpta kaldı. Biz bir tane daha yedek ayarlamıştık zaten. Tamam. Ne diyor o yine ya? Ne? Gizem de masa kirlendi. Yine masayı sil sonra diye işte kız ve erkek masayı farkı. Masayı sileceğim ben şimdi. Evet. Bir tane daha deniyoruz bakalım.
Onu da yine sırt üstü koysana. Bu da izopot gibi durdu ya. Gördü. Döndüreyim mi? Şöyle. Gayet bıçı 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 bıçı. Freestyle yapsın. İlla ters dönmesini mi bekliyorsun ya? Bak avans veriyor. Sen dön diyor, ben seni yakalayacağım nasıl olsa diyor. Hakikaten öyle yaptı. Vallahi yedi. Çok tatlı bir şey ya. Bu arada bu videonun bu kısmı da Enes'e gelsin. Bizim bir challenge'ımız vardı o anlar. O video ne oldu ya? O videoyu da yayınlarım ya. Yayınlamadık Semih. Mı onu challenge videosu? Yok challenge ya. Semih yayınlamadı daha. O challenge yayınlansın artık. Tamam o videoyu izledik. Bundan önce mi yayınlanır? Hani sırasını bilemiyorum şimdi. Hangi video daha önce girer ya. Bu önce girer gibi düşünüyorum ben. Değil mi aynen. Semih? aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Çünkü şöyle mesela şehir dışından misafirlerimiz geldiği zaman biraz video stokluyoruz. Hani onlar her dakika gelemiyorlar. Evet. Ve onları pay pay bazen eklem bacaklı bazen işte sürüngen karışık yayınlıyoruz. Hani aklınıza şey gelmesin. Ya bu eski bölünmüş ellerinde video mu kalmadı gibi bir düşünce gelmesin. Aynen, bayağı bir stokta hani, videomuz var. Geriden çektiğimiz sadece bunların ne yazık ki işlenmesi çok zaman alıyor. Sağ olsun Semih'i kilitledik o anlamda. Semih'e şimdi herkes yüklenecek. İşte videonun lan diye. İşte o yüzden sırasıyla gelecek. Zaten arka planda da ikinci videomuz olacak bu yerlerde. Evet, ama artık nasıl sırada olur bilmiyorum. Şey. Arka planı anlayabilirsiniz yani yeni videoda. Neyse şimdi amfibilerden başlayalım. Amfibiler biraz daha hani şey sürüngenden biraz daha zor diyebiliriz yani bunlara. Tabii yine türüne de bağlı değişiyor bunlarda. İşte Whitest Tree Frog bu var. Redeye Tree Frog var. Biraz daha hassaslar onlar mesela. Biraz daha zor bakıma. Gececil canlılar. Pac-Man Frog var. En basit hani evet. Diyebileceğimiz. Onu mesela şey de var. Pac-Man Frog yemleri var özel. Onları da besleyebiliyorsun. Onlara fare vermen falan da gerekebiliyor ilerleyen zamanlar. Ama ben önermiyorum yine fare tabii. Ben bugüne kadar hani bu kurbağayı görene kadar diyeyim şeyi çok seviyordum. Red Eye Tree Pro halen daha görsel olarak evet, favorim. Çok daha farklı. Ama onlar gececi canlılar olduğu ya. İçin. Bu da gececi hani, yine ama bu biraz daha aktif böyle. Bu kadar aktif göremiyorsunuz ve hani o genelde bıraktığınız anda yakalamanız çok zor. Acayip kaçıyor. Ben elle vereceğim ya. O yüzden hani bunu tavsiye edebilirim. Bir de bir Dart Frog gerçeği var. Zehirli kurbağalardan. Evet. Araştırdığınız zaman şunu göreceksiniz ki o kurbağalar da aslında zehirsiz kurbağalar. Hem zehirli hem zehirsiz diyebiliriz. Ateş karıncasıyla besleniyorlar. Ve bu sebeple yani doğada sadece bir zehirleri var. Belli bir süre onunla beslenmeyi bıraktığı anda şey de bitiyor. Zehri kayboluyor. Hani o da bir seçenek halini alabilir. Ama dediğim gibi bunlarda temin edilebilirlik piyasada olması önemli bir şey. Hangisinden şöyle, daha çok bulursanız ne kadar çok besleniyorsa o kadar çok bilgi paylaşımı oluyor. Ya şöyle aslında Dart Frog hani bulunabiliyor zaman zaman dönem dönem bulunuyor ama onun en büyük sorunu ne biliyorsun? Bir dakika seyircilerde bir hali var şu an. Ne oluyor? Niye herkes kıkır kıkır gülüyor bir ne şey mi yaptık biz? Açık mı kalmış? Açık kalmış. Söyle yine söyle. Yine gizem galiba. Tamam bir gün inşallah Enes Batur'u da misafir ederiz. Enes Batur'a da burada aynen selam olsun o zaman. Ama bu Enes şey eklem bacaklara fısıldayan adam diyeyim. Bizim videolarımı Gaybusuz. İzlemedin Maşegül. Ayıp ya içimizde hain. Evet. İçimizdeki hain. Enes'in hiç videosunu izlemedin mi Maşegül? Akrep veya çıyan. Çıyan var. Tarantula. Özellikle çıyan. Tamam, bunun cezası olarak çıyanı salacağız içeri enseden. Ben bunu habire bu arada besliyorum ha. Kaç oldu bilmiyorum saymadım da. O da götürüyor. Dördüncüyü veriyorsun galiba. Az önce parmağıma da bir iş attı. Ya bir de mesela büyük kurbağalarda bunu yapamazsınız. Hani bullfrog gibi kurbağalarda veya pekmende belki yapılabilir ama bullfrog'da yaparsanız hani parmağınızı kaybedebilirsiniz yani. O yüzden her kurbağada denemeyin. Evde denemeyiniz. Onlarda sonra diş mi var pardon? Ya bullfrog'da biraz hem büyük boyut olarak yani şu oynatma, A4 kağıdı kadar olanlar var. Oynatma, A4 kağıdı kadar olanlar var. Diş var ha? Yani kopartabilir yani. Çünkü onlar fareyle falan besleniyor. Evet fareyle falan besleniyor. Onlar biraz daha farklı. Hani beslenme türüyle de biraz alakalı. Boyutla da alakalı. Yani şöyle temel anlamda hani bu canlıların hepsini besleyebilirsiniz arkadaşlar ama şöyle düşünün. Kolay erişilebilirlik, yerli tür olması, sağlıklı olması bir tek çünkü şeyle bitmiyor iş. Sizin paranızla da bitmiyor. Yani en iyi sistemi kurarsınız ama canlı uyum sorunu yaşadıktan sonra elinizden hiçbir şey gelmiyor. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Noisy V dişinin başına geleni. Hani, evet. Ben başka bu kalemun da bakıyorum ve o canlıya hani ekstra hiçbir şey yapmadım. Hatta hani pek çok kişinin gösteremeyeceği bir dirayetle çok uzun süre elle besledim. Evet.
Erkeğini hala aynı şekilde elle besliyorum. Yani ya dediğim gibi biraz canlının sağlığı baştan da belli oluyor yani. Hani... Yani bu yüzden size nacizane tavsiyem, yerli üretimle başlamanızı her şeyden önce tavsiye ederim. Birazcık güvenilir konuya... insanlar almak lazım. Yani. Bilinmedik aynen. Yerden ucuz diye zaten almayın yani. Forumlara sadece. Bakın. Bir kişinin hakkında zaten küçük bir soru sorduğunuz anda yüzlerce referans geliyor. İyi ya da kötü. Tabii. Oradan çok rahat ayırt edebilirsiniz. Mesela şey, canlı şeylerini alırken bir tek orada aşağıdaki şeye katılmayın. Hani şu var elimde, şunu getirdim, şu para diye. Hani bir düşünün. Niye ucuz veya niye kimse ilgi göstermemiş? Bir akıllı siz misiniz? Hani birazcık öyle öz eleştiri yaparsanız eğer güvenilir satıcıdan alın. Güvenilir üreticiden alın. Neyse kurbağalara devam edelim o zaman. Kurbağa ve semenler dedik mesela bunda. Axolotl türleri var. Kurbağalarda özür diliyorum böldüm. Temel anlamda kara ve ağaç olarak ağaç kurbağası, ikiye böleceğiz. Onun su kurbağası dışında, da var ayrıyetten. Sadece suda yaşayanlar da var mesela. Ve boyutsal olarak değerlendireceğiz yaşam alanları anlamında. Bir de zehir anlamında dediğimiz gibi aynen. Ayırabiliriz. Ama her bunlar şey içerisinde gibi. Herhalde en yaygın. En zor dart frog olabilir. En zor olarak. En yaygın 3-4 yani. Tür olarak da white veya işte red eye grit ağaç kurbağası. İşte pac-manlar ve bullfroglar evet. Herhalde anlatabiliriz. Evet, pac-manlar yaygın bayağı dediğim gibi. Bombino'lar da mesela yerli üretimde Nihat abi yapmıştı mesela Bombino. Onların da var. Hani sarısı yaptı galiba. Aynen. Ateş karınlığı diye geçiyor sanırım onlarda tam emin değilim. Bende de bir tane var hatta yani. O da mesela güzel bir tür. Ona da yine filtrasyon sistemi falan yapmak gerekiyor. Ve akvaryum şey yapılabilir tarzı. Bunlarda bir de ne deniyor şeylere kendi kendine döngüsü olan. Vivaryum. Vivaryum ama bir de bunların için hani Paludarium var. Vivaryum var. Ekstra küçük izopotlar falan konuluyor. Ya tabii ağaç kurbağalarında mesela geçerli. Ağaç kurbağalarında hani tabanlı torf kullanacağım için onlar da olabilir. Ama tutup da bir hani bombinada yapamayız bunu. Bombinada çünkü tabii, taban su olacak su yani. Hani gerekiyor. Türlere göre değişiyor. Pac-Man mesela çok pis bir canlı. Hani pis yani pis diyor yani daha doğrusu ve nem balçık gibi olması gerekiyor torf. Onun da dezavantajlarından başka videolarda da bahsetmiştik biliyorsunuz ki mite evet. Sorununa yol açabiliyor mite çok balçık olan yerlerde. Yani. Ya dedim ya kurbağa ve amfibiler bu şekilde değil. Amfibilerin de yine karaya çıkanları var. Hani şey semenderlerin karaya çıkanları var. Sadece suyun içinde yaşayanları var. Kuzey karınlı mesela. O aksolotlar süper ya. Aksolotlar çok güzel. Zaten araştırma yapılıyor sanırım onlarla ilgili. Hani vücudunun herhangi bir organı kaybolduğunda onu çıkartabiliyor tekrardan. Beyin de dahil buna. Kol, bacak hepsi dahil. Çıkartabilir bizim eklem bacaklardan. Beyinsizken nasıl düşünüp beynini çıkarıyor acaba? Vallahi düşünmüyor demek ki. Düşünme yok hiç. Sıfır düşünme. Bunlar da handling. Ya handling aynen evet. Çok evet, iyi. Bu mükemmel bir soru çünkü her yanışımı sihir basacak. Evet ben onu soracağım. Sihir basacak. Sihir bunlarda var mı? Ya sihir diye bir şey aslında tamamen yalan diyebiliriz. Hani bazı türlerde var sadece. Yerli türlerde de Türkiye'de yaşayan bazı türlerde de var. Hani bunlar biraz daha hani dikkat etmek gerekiyor onları elle tutarken falan. Hatta tutmasak daha iyi. Bir de bilmediğimiz bir kurbağayı. Hani zehir gibi bir şeydi sağlığında. Bunu burada bunlar. Görüp de evde kurbağa besleyeceğim diye gidip dereden kurbağa toplamayın arkadaşlar. Aynen yani toplamayın ve de bunları da hani elinize önce iyice bir sabunla yıkayın. Sonra tamamen sabundan arındırmanız gerekiyor evet, elinize. Kimyasal kalmayacak. Aldığınız zaman yani bunları biz zaten yaptık şu an. Hani kurbağaya zarar verecek bu yani size değil kurbağaya zarar verecek bir durum bu. Ve sihir diye bir şey yok yani hani kurbağayı tuttum da sihir kaptı çocukken falan böyle diye söylentiler var. Onlara inanmayın arkadaşlar boşverin. Yani en azından bunlar o konuda güvenli arkadaşlar. Evet, safe. Peki, gene amfibilere yakın bir tür. Hani bizim çok çok da şu an ilgimiz olmasa da, elimizin altında bulunmasa da kaplumbağalardan da bahsedelim aynen. Biraz. Aynen, kara kaplumbağası var. Yine şey su kaplumbağası var. En çok hani evlerde herkesin beslediği. Kırmızı yanak. Ben de besledim, sen de beslemişsindir. Ama çocukken bayağı öncesiydi. Hani bu sürüngen merakım bu kadar başlamadan önce beslemiştim. Ben üniversitede besledim ve ben şöyle bir boyutta oldu en son. En son eşimin yani o zaman sevgilimdi tabii. Onun babası birilerine vermiş galiba. En son bakamadılar yani. Ve hani böyle kaplumbağalar için de özellikle söylerim hani forumda bizim bilgiler var bunlarla ilgili. Hani kaplumbağa alırsanız bir pet shop'tan aslında yasak bunlar pet shop'larda ama alırsanız da hani şey verirler size bir kurbağa yaşam alanı verirler size plastik bir kap. Onlardan kesinlikle almayın. O canlılar UVB istiyor, ısı istiyor, filtre sistemi istiyor. Hani bunları göz önünde bulunun. 30-40 liralık kurbağa için yani en az bir 150-200 liralık bir masraf yapmanız gerekiyor. Hani bunu kesinlikle göz önünde bulundurun yani. Peki. Zaten onun bakımını anlatalım ya yakın zamanda. Bir zaten, edinelim bir yerden de. Şöyle. Benim çok eski bir aile dostum da bu konuyla ilgili de konuştuk. Semih Soner'de var diye biliyorum. Bu konuyla tamam, ilgili de o zaman konuştuk. Ondan alıp bir çekelim. Çünkü çok fazla soru var onunla ilgili de. Şu an Çanakkale'de değil onu misafir ederiz buraya. Oldukça da bilgisi tamam, var diye biliyorum. Uzun yıllardır ilgileniyor. Ondan destek alırız.
Geçelim mi amfibileri ve kaplumbağaları? Geçelim aynen. Kaplumbağaları tamam. Değiştik. Kaplumbağalar hani normal kara kaplumbağası da değişik türleri var. Yani morfları var. Hepsi hemen hemen bakımları aynı. Sadece işte bulunabilirlik açısından fiyatlar değişiyor. Ya çok pahalı kaplumbağalar var. Çok pahalıları var. Geçen Star, şeyi hatırlıyor musun? Alper Madagaskar'a gittiği zaman orada bir kaplumbağa evet, çeşidi göstermişti. Türkiye'de Türkiye'de diyorum, Avrupa'daki fuarlarda bile yavrularının 10 bin dolara falan satıldığını okudum. Abi dedesinin temizliğine göre de değişiyor yani. Mesela yıldız desenli olanlar var. Hani bir türü atıyorum 100 dolarken, 100 euroyken aynı türün yine deseni daha düzgünse mesela atıyorum 1000 euro, 10 bin euro gibi. Bu bizim şeye belki rakamlara kadar çıkan bir şeyler var. Lily White'ımız da olacak. Neyse ama açma ya. Açma yok yok olacak. Benim bir hedefim de Lily White. Bakalım neyse. İnşallah. Monitör türlerine geçelim ki Türkiye'de... İguana bak, iguana atlama iguanayı. Tamam, burada bir sonraki sırayı almışım da ondan. Orada evet atlamışız. Neyse iguanadan devam edelim tamam, veya monitörden peki. Devam edelim fark tamam, etmez. Tamam sen hangisini istiyorsan ondan devam edelim. İguana olsun ya. Tamam, iguana peki. Çok sorulan sorunların tersi bize ya, de yani. İguanayı bu yaz inşallah Antalya'ya gittiğimizde orada bir arkadaşımızı misafir edip... Aslında hani biz onu buraya etsek daha iyi olduk ama bakalım Barış Sav girecek bakalım inşallah. O yani, anlatacak daha iyi. Şöyle niyetimiz hep başından beri öyle ama işte mesafeler biraz uzak olunca... Evet. Ya biz hani tecrübemiz yok iguana konusunda şöyle diyeyim ama bakımını az çok biliyoruz yani tabii. Ne verilebiliyor, ne yedirilebiliyor, tavsiye bazında konuşabilecek yaşam kadar ama yaşam nasıl aynen bunları biliyoruz ama yine de tecrübe daha önemli. Hani bakın tecrübeli bir arkadaşı bulabilirsek hani en azından buraya konuk edebilirsek daha iyi olacak. Edemezsek biz bir tane iguana bulup yine bunu anlatımını yapıyoruz. Veya biz birine misafir gideriz. Bilmiyorum. Şimdi yaz döneminde bir şekilde iguana bakımını çekeceğiz isteklerimiz yani. İsteklerimiz var çünkü gezmeye. Ve iguana yani belki de sürüngenden leopar kadar yaygın olabilir ya Türkiye'de. Çünkü çok fazla satılıyor. Pet shoplarda yasak olmasına rağmen. Bir pet shop herhalde tek belki de satılan sürüngen türü diyebiliriz. Evet, hani bunu şeyi es geçiyorum. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirleri hariç tutuyorum. Evet. Küçük şehirlerde bile pek çok pet shopta görebilirsiniz. Ama çok kötü sağlıksız yerlerde bakıyor. Yani pet shopta bir kere sadece kırmızı bir lamba üzerinde. Pet shop'ta ben hiçbir yerde UV lamba veya ya vardır şey yine görmedim. Var. Yine var bazı pet shop'lar, düzgün pet shop'lar da var ama yine çoğunda yok. Bir elin parmağını geçmez ve kalmıyor. Ve aldığınız zaman canlının bir sağlığına bakın. Hani sadece marulla besleniyorlar falan biraz şeylerde sağlıksız olabiliyor. Şeylerde falan da var. Mesela doğal hayatla ilgili outdoor eşyaları satan yerler bile süs olarak getirip koyuyor ama. Ama UV'de hani, yok. Ben bir tanesini uyardım halde. Yaşam yani. Alanlarına gereksinimlerin hiçbiri yok. Sadece bir kafasının içine. Ama yaşıyorlar ya bazen de. Bazen marul inadı, atıyorlar. İnadı var yaşıyor hayvan yani. O ev olmadan da ama dediğim gibi kemik erimesi yaşayabilir. Hani bir sürü sıkıntı yaşayabilir bunlar. Hani sindirim sorunları yaşayıp ölebilir. İguanalarla ilgili belki de bilinmeyen veya bilinip de çok göz önünde olmayan en büyük fark iguana otçulu arkadaşlar. Hani evet, tamamen otla yani. Besleniyor. Hiçbir şekilde böcek vermenize vesaireye gerek yok. Zaten o yüzden de biraz hani yemini her yerden bulabiliyorsun. Gidip pazardan tere, roka, maydanoz, marul. Marul pek önerilmiyor da yine onlar alınıp çilek vesaire gibi verilebiliyor yani bunlar. O yüzden biraz daha şey buldu ama bunun da yani iguanın da bir dezavantajı büyük bir alan istemesi. Evet çok. Ve evin içinde hani serbest şekilde gezebilmeni yani biraz daha. Hani yani bu kadar neredeyse bu masa kadar bir alan yapmamız gerekiyor. Ve istem dışı zarar da verebiliyor. Tabii, en dezavantajı tırnakları uzun olabiliyor. Isırma hayvanın yetiştirilmesi karakteri onu ben çünkü çok sakin iguanlar da var da benim kastım şey hani istem dışı var. Yanlışlıkla kuyruğuyla veya tırnakları uzun olabiliyor. Evet. Onlarda da bir tek dikkat edilmesi gereken konu bu herhalde. Evet. Çünkü bütün hayvanlar hani saldırgan veya agresif değil. Ona değil, bakarsan bu kalemunlarda da ısıran tabii, çıkabiliyor var, nadiren. Var. Biraz karakterize bir durum. Yani yine de iguana da tercih edilebilen sürüngenler arasında peki, yani. Peki iguanada en yaygın olan herhalde yeşil iguanalar var. Yeşil iguana var. Aynen. Kırmızılar var. Türkiye'de yine bunlar bulunabiliyor. Bir de nadiren maviler var. Maviler var tabii. Ama yine yurt dışında hani farklı türler, deniz iguanası falan türleri var. Bir sürü iguana türü var. Hatta açıkçası. Bir belgeselde izlemiştim. Deniz kenarında yılanların saldırısından kaçan bir iguana belgeseli evet, var. Bayağı popüler izledim. Bir video. Evet. Yani çok çeşitleri çok var da tabii var. Bizim hobide Türkiye'de bulabildiğimiz bu bunlar yani. Evet. Skinklere ve de şey monitörlere hangisine geçelim? Monitörlere geçelim bakalım. Tamam. Monitör de şu an hem Türkiye'de hem de sektörde oldukça yaygın özellikle aynen. Savanalar. Evet savanlar monitörü bulunuyor yani Türkiye'de. Bana da bakalım bir tane gelebilir de bir arkadaşımdan. Bu akşam sürprizlerle dolsun Kaan. Sana söylemedim ben bunları. Söylemedim. Bayağıdır konuşmamışız herhalde. Bayağıdır dedin dün akşam birlikteydik daha. İşte bayağı olmuş ya 24 saat falan. Neyse, şöyle. Savanlar monitör mesela dediğin gibi bulunabiliyor. Onun dışında... Hangi çeşitli mesela? Ağaç türleri var. İşte evet, yeşil. Yine benim hayran olduğum şeylerden geliyor. Green Tree Monitor. Veya Black Tree Monitor Black diye. Black Tree zaten bayağı bir daha da nadir. Nadir. Yani. Ama yaşam ömürleri çok kısa onların ya. Ya. Bir de çeşitli başka dragon türleri vesaireler de var ama biz şu an burada size anlattığımız türler genelde ulaşılabilir türleri anlatmaya evet, çalışıyoruz. Türkiye'de bulabildiğimiz bizim erişebildiğimiz. Bunlar da en yaygınlarından bir tanesi de şey işte savana monitörler. Bir de mavi
dilli bir şey var, şeyimiz var, monitörümüz var. Skink pardon. Blue Tongue Skink diye geçiyor, evet, pardon. Evet, evet. Bir an onu biraz daha anlatmayacak mıydık? Aynen. Neyse. Monitörde başka ne almışız? Ağaç türlerinden bahsetmişiz ama zaten şöyle... Bakımları hemen hemen aynı zaten bunların. Şeyin türü neydi? Tego mu? Hayır, Alperden'in boynunda altın kolyeli bir fotoğraf çektiği bir... O da monitör türü. O da nadir bir tür ama. Çöl monitörü diye geçiyordu yani. Onların çöl monitörü diye geçiyor. Ama ben en çok... Biraz fazla da büyüyor onlar hatta. Ve daha biraz agresif diye hatırlıyorum o şeylere göre. Çeşitli ağaç yine monitörleri var. Hemen hemen bakımları aynı. Ağaçta tabii dikey hazırlıyorsunuz. Yer türü ise yatay hazırlıyorsunuz. Savanlar mesela biraz derin kazmayı sevebiliyorlar. Dişiyse özellikle yani. Onlara yumurta dönemlerinde falan. Alan gerekiyor. Ama monitörlerin en güzel yanı hani ağaç türlerinde de bu geçerli sanırım. Hani tavuk verebiliyorsunuz, somon verebiliyorsunuz. Hani balıklar çeşitli diyetlerine kullanabiliyorsunuz. Yani. Ama yavruyken yine böcek yiyor bunlar da genelde. Bununla ilgili ciddi tecrübesi olan arkadaşlar da var. Ama bu akşam öğrendiğime göre şimdi belki Kaan'a gelecekmiş. Geldiği zaman zaten onunla ilgili detaylı evet, videomuzu ekleriz. Henüz monitörle ilgili detaylı bir videomuz yok arkadaşlar. Evet, yok maalesef. Geçelim mi skinklere? Geçelim skinklere. Skinklerde ise şöyle söyleyeyim. Benim için çok değerli olan hani Kaan'da da var bir tane. kırmızı gözlü bir şey var. Krokodil derilediğimiz bir şey var. Tür var. Gerçekten hem çok sakin gözüken, agresyonu hiç olmayan. Agresyon oluyor onlarda. Hani agresiflik oluyor onlarda da. Bendeki biraz sakin yani diyebilirim. Bayağı video izledim. Çok araştırdım. Çünkü Gizem çok istiyordu. Evet. Hani bulamadık gerçi ama o dönemde çok araştırdım. Yani. Videolarda da hiç agresif olana denk gelmedim ben. Hani ya bazen hızlı olabilir. İsterse eğer hızlı olabiliyor peki. Onda beni tek endişelendiren şey torfun nem oranı ve oradaki mite sorunu. Hani bir tek kafamı kurcalayan. Biraz nemli olması gerekiyor. Kafamı kurcalayan tek sorun o. Soğuz olması gerekiyor. Onlar da yine UVB istemiyor. Gececil canlılar. Zaten eğer bir teraryum yaparsanız büyük bir teraryum pek göremeyeceksinizdir. Yani sadece loops diye mesela suya atladığı sesleri falan duyuyorsunuz. Çünkü kaya gibi üstü çok sert ve bir yerde sabit duruyor. Çok güzel ölü taklidi falan yapıyorlar. Evet. Yine bakımlar aslında kolay onların. Çok zor değil. Çünkü yemini koyuyorsun. Çok fazla hani direkt elinle verip böyle besleyebileceğin tür de değil. Ha, bir de şeyde söyleyelim sırası gelmişken. Hani eğer ki sosyalleşmek veya birazcık daha ilgi görmek istiyorsanız seçeceğiniz türleri seçerken az önce kurbağayı beslediği gibi veya ne bileyim hani sakallayıcıları beslediği gibi sosyalleşebileceğiniz canlıları seçerseniz hobiye ilginiz daha çok artar arkadaşlar. Ya işte zevk meselesi biraz da bu. Yani mesela kimisi kabına bırakıp hani yesin oradan der. Mesela zamanı yoktur fazla. Ya ben şeye bayılıyorum mesela. Balrog'un uzağına yem bırakıp onu uzaktan dille yakalamasını ya, falan çok seviyorum. Telefonum. Her şeyi sessize aldık. Saati almamışız. Peki aslında sonuna geldik bugünkü yani. Anlatmak istediklerimizin. Yani bir de Blue Tongue Skink vardı. Bu da evet, pardon şeyde ona... hatta bir de Fire Skink vardı. Fire Skink de yine bulunuyor. Hani doğada da Türkiye'de de var bu Fire Skink biraz. Yani onlar da yine çok fazla saklanan canlılar. UVB istiyor onlar sanırım. Tam emin değilim ama bu arada Türkiye'de bulunuyor derken demin arada bir şeyden bahsetmedik. Hani bukalemunları anlatırken Akdeniz bukalemunu gerçeği var. Tekrar aklımıza geldikçe her videoda konusunu yeniliyoruz. Arkadaşlar görürseniz engel olun. Siz bulursanız bırakın. Hiçbir şekilde evde uyum sağlatıp yaşatma şansınız yok. Şu anki bahsettiğimiz konudaki gibi. İnsanlar belki yaparsa hani bunu kültüre alırsa belki o zaman hani bu canlıyı kazanabiliriz ama bu şekilde şu an değil yani. Çünkü şöyle söyleyeyim, pazarlarda bile denk gelebiliyor. Bazen hani o doğal ortamından yanlışlıkla kasanın içine düşüp gelip bulunmalar olabiliyor. İyi niyetli arkadaşlar da var bunları hani yaşatmaya çalışan ama çok yakında isim vermeyeyim. Bir bey uğraştı. Biraz telefonla destek de verdik ama en doğrusu doğayla onu baş başa bırakmak. Yani, hani neyse bulduğunuz yani en yakın bulduğunuz ortamın en yakın ağaçlık bakir bölgeye bırakmanız. Evet. Şeyde de aynı durum geçerli. Fire Skink de Türkiye'de olduğu için hani oradan geldim konuya. Hiçbir şekilde yakalayıp evde beslemeyin. Onların yeri doğa. Biz esaret altında doğmuş canlılarla ilgileniyoruz. Yani, Blue Tongue Skink var işte bir de dediğimiz gibi. Şimdi ona da girsek. Hani o da yine meyve de iyi biliyor. Diyetinde meyve de var. Canlı yemiyor. Yine et türleri de verilebiliyor bunlara. Somon türleri falan gibi yani. Ama yine dediğim gibi biraz daha hani şey canlılar, üst seviye canlılar hani tecrübe ulaşılması olarak diyeyim. Da zor. Aynen tecrübe olarak biraz daha iyi can. Hani tecrübeli olmanız gerekebilir bazı durumlarda. Çünkü şunu da unutmayın ki veterinerlik anlamında da destek her veteriner yani, buna destek veremiyor. Türkiye'de çok nadir sayıda insan yani, bunun hakkında bilgi sahibi. Bu yüzden karşınıza çeşitli sorunlar da çıkacak.
ne kadar yaygın tür seçerseniz sorunlara o kadar çok cevap bulursunuz. Evet. İnanın veterinerden daha çok cevabı hobicilerden alacaksınız bu konuda. Evet. Çünkü onların çalışma imkanı olacak kadar yaygın değil ne yazık ki bu hobiyeniz burada. Yani biz yurt dışından falan bir şekilde bağlantı kurup hani evet. bir şeyler çözmeye çalışıyoruz. Canlı ama işte videolarla orada... veya bilgi alışverişiyle, yazışmalarla cevaplar almaya çalışıyoruz. Evet. Forumları takip ediyoruz. Neyse bu konuyu işte... Canlılar herhalde bu kadar anlattığımız herhalde, başlangıçları herhalde yani olarak. Temel anlamda bu türlerden birine ulaşılabilir ve bu videoyu izleyen bir kişi herhalde az çok karar verebilir. Burada bile şu an karar veren arkadaşlar oldu. Sakallayıcılar. Evet. Bir daha şurada da bir başından beri duruyor programımızın şurada ama karıncalar bu da biraz aslında farklı bir konu. Hani sürüngenle alakası yok ama ben de mesela bir arkadaşım gönderdi buna bana ilk başta. Şu an 3 kolonim var benim de. Hatta karıncalar konusunda bayağı bir tecrübeli bir arkadaşımız var. YouTube kanalı var. Tuğkan yine karınca çiftliğim. Aynen ben de onların videosunu izliyorum. Hani ben çok daha bunlarda bilgi verecek konumda değilim. Ama onun videolarından izleyip hani karınca hobisine de başlayabilirsiniz. Gerçi yani. Eklem bacaklarla ilgili bizim daha önce özellikle tarantula türleriyle ilgili Enes'le çektiğimiz aynen, bir video vardı. Var. Bir karıncadan bahsetmedik, birçok böcekten bahsettik. Evet, evet. Ama zaten karınca çiftliğimde Tuğkan'da bununla aynen, ilgili Tuğkan'da gırla detaylı videolar var detaylı yani. Ilgili videolar var. Formikarium falan yapılabiliyor bunlara. Yani kraliçeyi bununla doğadan buluyoruz. Mesela bunu da doğadan almayın diyoruz yani. Hani bir tane iki tane kraliçe alabilirsin. Hatta bunları doğadan almak biraz daha faydalı gibi oluyor doğaya. Bunlar çünkü biraz daha istilacı gibi. Hem de şöyle. Ama sen... tabii gidip de bir tane hani alıp bir şey olmaz bir tane almandan ama gidip de 100 tane, 10 tane, 50 tane. Bir de şöyle söyleyeyim hani sen yeni kolonileri oluşmasına da fayda sağlayabiliyorsun. Evet. Yani, bu konuda böyle işte biraz büyüdü bu kolonimiz. Biraz daha büyüdüğünde formikaryum alacağız. Şu an bunda daha iyi oluyor. Bir hani de bundan şeye de seslenelim. Istiyorlar. Ebeveynlere de seslenelim. Hani böcek çekincesiyle veya ne bileyim başka kaygılarla çocuklarınızı uzaklaştırmayın. Özellikle sürüngenlerden. Tabii. Sürüngenler korkulduğu gibi Hollywood filmlerindeki gibi tehlikeli hayvanlar değiller. Kesinlikle. Bir kedi köpek bakmak kadar normal bir şey bu. Birazcık daha bu konuda sağduyulu olunursa. Aynen videoda çekeriz muhtemelen bir tane daha. Yani çünkü şu an kadar karşılaştığımız pek çok şey var ki iyi örnekleri de var. Evet, fuardan var. Sonra hatırlıyorsun farklı bir şehirden aileyle tabii. beraber gelip bizi ziyaret edenler de oldu. Hani hı-hı. böyle iyi örnekler de var. Ha bakalım işte biraz da aileler de aslında bilinçleniyor bu konu. Hani yayıldıkça mesela YouTube'da hı-hı. Tuğkan'ın mesela hı-hı. kanalı gerçekten bayağı bir büyük kitleye hitap ediyor şu anda. Hı-hı. Hani onun da çok faydası oluyor bu şekilde hobiye. Bakalım bizden de izleyenler oluyor şu an. Bizden de olumlu hani tepkiler alıyoruz yani. İnşallah. Olumlu yorumlar alıyoruz. Bakalım inşallah daha fazla kişiye hitap edecek yani bu hobi. Neyse bunları da bu arada hani karanlık sevdikleri için bu şekilde bir sistem yaptık bunlara. Işıkları söndürdük. Karanlıkta daha iyi takılıyor bunlar. Neyse bu videoyu bitirebiliriz artık. Yani. Tamamdır. Umarım seçim yapacak arkadaşlar için yardımcı olmuştur. Biraz uzun bir video evet. oldu ama değinebildiğimiz kadar çok konuya değinmeye çalıştık. Arkadaşlar bizi takip etmiyorsanız kanalımızı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. Büyümemiz gerekiyor. Biz büyüdükçe bu hobi de büyüyecek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.